17 Haziran 2024 sabahından günaydınlar. 26 Ağustos Tabiat Parkı'nda akşam yaptım. Geceyi burada geçirdim. Saat 7:20 geçiyor. Şimdi yola çıkacağım. Gün güzel başladığı gibi. Hava güzel. Şimdi buradan Çiğiltepe'ye doğru çıkacağım. Çiğiltepe şehitliğini ziyaret edeceğim. Ondan sonra Sinanpaşa'ya iniş yapacağım. Zafertepe taraflarına doğru gidişim var bu programda. İnşallah Allah gönlüme göre verir. Kapalı olmaz şehitlikler, müzeler. Rahat rahat gezerim. Gezeceğime de inanıyorum. İnşallah olur. Olmazsa bilemiyorum artık. Evet. Ben yola çıkıyorum. Bana hayırlı olacaklar. Evet, Sincanlı Ovası'nı kaydediyor şafak. Sincanlı Ovası bitmek üzere. Evet. Tepelere doğru çıkacağım. Aa, onun müthiş bir trafik kalabalığı var. Şu anda boşluk, arkada kırmızı ışıklar bekliyorlar çünkü. Biraz sonra hepsi atağa kalkar. Bayram dönüşü herhalde milletin. Trafik yoğun yani. Evet, sabah ya, sabah bu kadar trafik nasıl oluyor ben anlamam ya. Millet demek hiç uyumuyor. Evet, artık sandıklı yolundan ayrılıp bir kahraman komutanın, onurlu bir komutanın şehitliğine, Çiğiltepe şehitliğine gidiyorum. Evet, Çiğiltepe istikametinde ilerliyorum. Çiğiltepe yolu burası. Şu anda 1280 rakımlardayım. Daha yukarı çıkacağım tabi haliyle. Çiğiltepe, tepe örnek yükseltilmek haliyle. Evet, biraz evvel dediğim gibi kahraman bir komutanın, onurlu bir komutanın şehitliğini ziyaret edeceğim, mezarını ziyaret edeceğim. Anlatanını orada yapmayı düşünüyorum. Yani şu anda ortamın sakinliği, dinginliği, kuşların sesi, bunlarla beraber yavaş yavaş yoruluyorum. Yavaş yavaş da tırmanıyorum. İlk etapta biraz sert. Ana yoldan girişte biraz sert yol. Ondan sonra hala yumuşuyor. Yavaş kademeli kademeli çıkış yapıyorum. Evet, Çiğiltepe tırmanışım devam ediyor.
Aynı zamanda Çiğirtepe Şehitliği'ni de gördüğünüz gibi bayrağımızın dalgalandığı yer Çiğirtepe Şehitliği. Az bir yolum kaldı. Aşağı yukarı 1 kilometre kadar. Artık bundan sonra fazla tırmanım yok. Geldim sayılır. Evet, Çiğirtepe'de görüşmek üzere. Şu anda vatanseverliğin sembolü 57. Tümen Komutanı Albay Reşit Çiğirtepe'nin şehitliğindeyim. Çiğirtepe şehitliğindeyim. Büyük taarruzda dik yerlerle çevrildi. Çiğirtepe'yi başkomutanın verdiği süreden 15 dakika geç aldığı için 27 Ağustos 1922 günü intihar eden kahraman Türk komutanı. Komutanlarının intihar ettiğini gören askerler kendilerinden çok üstün düşman kuvvetlerini kısa sürede yok ederek zaferi kazanmışlardır. Bu onurlu komutanı ve yüce askerlerini minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Amin yarabbim. Evet, Çiğirtepe Şehitliği'ni de ziyaret ettik. Buralarla Fatiha okudum. Saygı duruşunda bulundum. Ruhları şad olsun hepsinin. Bütün komutanların, bütün askerlerin, hepsinin ruhları şad olsun. Onlar vatanları için savaştılar. Evet, Çiğirtepe Şehitliği'nden ayrıldım. Sinanpaşa tarafına gideceğim. Ama önce şu ileride siperler var. Zaten siperlerin yanından geçeceğiz. Siperleri de görelim. Oradan Sinanpaşa'ya iniş yaparız. Şu tepenin olduğu yerde. Muhtemelen Yunan siperleri diye düşünüyorum. Çünkü elde yeterli bir belge yok. Gerçi Yunan'ın da olsa daha sonra bizim de olur. Zaten bu topraklar bizimdi. Şerefsiz Yunanlılar ne zaman oldu ki?
Şimdi seyrettireceğiniz beni. Evet. Orada siperler var. Siperlere doğru gidiyorum şimdi. Evet, siperler bölümündeyim. Şurada şöyle görüldüğü gibi oradan boydan boya uzanıyor. İleri kadar uzanıyor siperler. Şöyle gelelim. O tarafa da gidiyor. Şu ağacın arkasından yukarı doğru da çıkıyor. Şöyle görelim siperleri. Evet, burası Çiğiltepe siperleri. Şu anda Çiğiltepe siperlerindeyiz. Yolun bu tarafında da var. Yolun öteki tarafında da mevcut. Sonunda takimat yapılmış tabi şeyi. Siper alanları jeolojik toprak incelemesiyle bulunuyor. Bunu şeyden öğrenmiştim. Basri Karatepe'deki şeyden yazılardan öğrenmiştim. O şekilde öğreniyorlar siperlerin yerlerini. Ve ondan sonra günümüz koşullarında takimat yapıyorlar. Ve ortaya siperler bu şekilde çıkıyor. Evet, Çiğiltepe siperlerindeyiz. Nasıl ki Çiğiltepe şehitliğine 9 kilometre kadar tırmandım. Şimdi Sinan Paşa'ya da 9 kilometre bir inişim var. Tabi inişin neler getireceğini, neler götüreceğini hiç belli olmaz. O yüzden kaskınızı muhakkak takın. Ben takarım arkadaş. Ha, yol güzel mi? Güzel. Ufacık taş bile insana sektirir atar. Bir toz derneciği bile. Yolun biraz sonra bozulmayacağına malum. Evet, ben kaskımı takarım arkadaş. Özellikle inişlerde. Evet, siperlerden aşağı doğru inerken burayı fark ettim. Türk bayrağı var, anıt var ve taşlar var. Bu, evet, gerçek şehitlik burası. Çiğiltepe şehitliği. Muhtemelen. Sonradan tespit edilir, ben 4 yıl önce geldiğimde burası yoktu. Daha yeni tespit edilmiş demek ki. Allah gani gani rahmet versin hepsine, amin ya Rabbi. Bakın, evet, şu arka bölümde de var. Evet. Şurada var, şurada var. Şu diren orada var. Anıt yapılmış. Allah rahmet eylesin hepsine. Vatanları için şehit oldular. Evet. Jeolojik araştırmalar neticesinde bulunuyor bu şeyler. Şehitlerimizin yerleri tespit ediliyor. Şehitlik kuruluyor ondan sonra. Biz 2020'de Ferdi'yle beraber gelmiştik yine bu Çiğiltepe'ye. Zafer'e giden yol projesi çerçevesinde. Bu yol, yani Sinan Paşa'ya inen yol bu şekilde değildi. O kadar kötü, o kadar kötü toprak bir yoldu ki aklınız hayalin durur. Sinan Paşa'ya indiğimiz ağzımız burnumuz toz toprak içinde kalmıştı. İleride çöplüklerin içerisinden geçmiştik resmen. Parke taş döşemişler, kilit taş döşemişler. İyi yapmışlar. Öteki de burada yapmışlar. Giriş yolunda. Herhalde olması gereken de bu yani. Olması gereken de bu. Geç kalmış bir şey ama yapmışlar. Hiç olmazsa böyle şehitliklerimizin ziyaretçileri daha fazla olur.
yol olmayınca da gidilemiyor. Ancak bizim gibi burada çalışmalar yapan, sevdalı olanlar yapıyor ancak. Evet, bugün yeni bir şey daha gördüm. Demek orası şehitlikmiş. Mangalda, Çanakkale'de hep o şekilde taşları diziyorlar. İşaretleme yapıyorlar. Olur, zaten savaş alanı yerdir burada. Tokuca kadar biraz sıkıntılı yol aldım. Asfalt erimiş, bu bir. Doğu batı ekseninde gidiyorsun. Rüzgar kesinlikle almıyor. Sıcak bir tarafta. O şekilde Tokuç'a kadar geldim 8 kilometreye. Tokuçlarda bir soğuk su molası verdikten sonra düz ağaç yoluna saptım. Burası düz ağaç yolu. Kuzeye doğru yöneldiğim için rüzgarı da karşıdan alıyorum. Hafif de olsa rüzgar böyle geliyor. Ferahlık verdi. Yol da fena değil. Hiç olmazsa asfalt eriği yok. Daha da çok fazla trafik var. Bir de yani köy yoluna göre fazla. Bir de asfalt eriği falan hiç yok. Lastikler yapışmış. Doldu araları. Arada bir bana fırlatıyor. Benim ayakkabılarım araları doldu. Ayaklarım. Zift oldu hep. Ama şikayet ettim be şafak. Diyeceksiniz ama şikayet değil bu. Olan gerçekler. Evet. Düz ağaç demiştim. Düz ağaçta A101 var. İkmal noktam olarak orasını tayin ettim. Sinan Paşa hoşuma gitmedi. Düz ağaç Afyonanoğlu üzerinde A101 yeni açılmış oradan aldım alışverişimi, açıldım kırsala doğru. Düz ağaçtan çıktım ama böyle hani oradan gitmeden Akçeşer'e geçeceğim. Akçeşer'den Yıldırım Kemal'e. Akçeşer'e geçerken bir baraj gölü var. Yakın zamana kadar baraj gölü geçit vermiyordu. Şimdi ben geleceğim diye köprü yapmışlar buraya. Köprüden geçeceğim biraz sonra. Evet, Anadolu'nun bağrında bir baraj. Bu barajın üzerinde bir köprü. Ben de köprünün üstündeyim şu anda. Gezetimiz büyük ya. Şu anda Yıldırım Kemal Şehitliği'ndeyim. Milli Mücadele Kahramanı olan ve gösterdiği başarıdan dolayı Yıldırım lakabını alan Kemal, 1314 tarihinde İzmir'de doğdu. İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra askeri daireyi bitirip Harbiye'ye girdi. 1919 yılında Harp Okulu'ndan süvari subay olarak mezun oldu.
Yeni mücadele küçük rütbeli bir subay olmasına rağmen 5. kolordu'da tanınmış bir subaydı. Katıldığı Akhisar, Balıkesir, Bursa cephelerinde ve 57. tümenle Çivri, Afyon, Sakarya muharebelerine kahramanlık göstermiştir. İzmir'e giren ilk subay kıtasını önderlik etmiştir. 28 Ağustos 1922 tarihinde Yıldırım Kemal istasyonu civarında şehit olmuştur. Bu şehitlik 26-27 Ağustos 1922 tarihinde Yunan ordusunun ikmali ve dağıtılma mevkisini konumunda bulunan demir yolu ve tren istasyonunda şehit düşen 5. Süvari Kolorusu'na ait şehitler için yapılmıştır. Burada 1-2-14 Süvari Fırkası şehitlerimiz bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Burada 33 tane şehidimiz var. Evet, burası Yıldırım Kemal Şehitliği. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Zafertepe orası. Bu yolun sonu Zafertepe. Bugün çıkarım diyordum ama bayrağı da görüyorsunuz. Bereket fırtına var. Zaten buraya kadar zor geldim. Çukuradan'dayım şu anda. Biraz rüzgarı kesiyor. 8 kilometrelik yolu 1,5 saate aldım. 8 kilometre 1,5 saate aldım. Şimdi ben girsem Zafertepe'de çekim yapamayacağım, fotoğraf çekemeyeceğim. En iyisi sabahları hava sakin oluyor. Sabah sakinlikte erkenden çıkarım, fotoğraf çekerim, video çekerim, ziyaret ederim. Zafertepe'yi öyle yapalım, sabaha bırakıyorum. Şimdi öncelikli olarak varlığına ihtiyacı olarak Zafer Tepe Çalköy'e inelim diyeyim. Sabahleyin tekrar Zafer'e çıkarım. Evet, Çalköy'deyim. Çalköy, Zafer Tepe Çalköy. Ordu ilk hedefiniz Akdeniz. Evet, Türk Kanlı Yekil. Arkadaş, kendime bazen hayran duymuyor değilim yani. Ya arkadaş, ne serisin ya Şefak, ne serisin. Hemen şuraya tezgah kurdum. Bisikletim, iki tane park ayağı var. Orta ve arka. İkisini de ayarladım. Bu bir, iki. Artı bir de kart ses geliyordu. Pedalı değiştirdim. Pedalı değiştirirken ayna kolumla cıvatalarını sıktım. Bagajın cıvatalarını sıktım. Bisikleti evden geçirdim A'dan Z'ye. Bakın, A'dan Z'ye elden geçirdim. Göbeklerini varıncaya kadar sıktım. Yapacak bir şeyleri tabii gıcırdı gıcırtılar geldi zaman rahatsız ediyor. Çadırı kurdum. Çadırın çizini yerleştirdim. Üstümü başımı değiştirdim. Elimi yüzümü yıkadım. Ve şu anda saat kaç? Bir bakayım ya. Bakayım saat kaç? 8.10 geçiyor. 8.10 geçiyor ve hava kararmadı. Biraz sonra kararım. Ve ben bunları 45 dakika gibi bir dakika sürede yaptım hepsini. İşte kendime hayran kalmamak elde ediyor diyorum ya işte. Hayranım kendime. Kafamdan planlamıştım. Gidince şunları yapacağım. Tabi yemeğim ve duşumu buraya gelmeden önce alırsan olacağı bu. Bak zamandan tasarruf. Su kenarında yemeğimi yemiştim. Duşumu da almıştım. Zafertepe'ye gelmeden önce. Şimdi her şey tamam. Evet. Şimdi ben de oturacağım oraya. Biraz çeki düzen vereceğim. Çerezim var, püskürtüm var, engosyum var. Onları da idare edeceğim bu akşam. Evet, iyi geceler diyebilir miyiz? İyi geceler.